Neden insanlar TL'ye güvenmiyorlar sorusuna yanıt vermeden sorunumuzun gerçekten anlayamayız. İnsanlar TL'ye güvenseler bizim zaten bir sorunumuz olmayacak. Neden güvenmiyorlar? Geçen sene Eylül ayında yeni ekonomik program açıklandı biliyorsunuz. Sayın Albayrak açıkladı. Yeni ekonomik. Eskiden OVP'ydi. Çok güzel bir adı vardı. Orta vadeli program. 3 yıllık bir perspektif sunuyor. 3 yıl içinde neler olacak diye. Oradan biz bir hesap yapıyoruz. Ne hesap yapıyoruz? Orada bir dolar hedefi koymuyor. Ama şunu söylüyor. Şu kadar TL olacak milli gelir, şu kadar dolar olacak diyor. Onu ona bölüyoruz ve hükümetin hesap yaparken hangi kuru aldığını buluyoruz. Kuru ne aldığını buluyoruz. İşte Sayın Albayrak'ın bütün televizyon kanallarının canlı yayında yayınladığı ve hepimizi kurtaracak olan, ekonomiyi şahlandıracak olan yeni ekonomik programındaki dolar hedeflerini, dolar hesabını, dolar öngörüsünü görüyorsunuz burada. Bu hesaba göre, Sayın Albayrak'ın bu hesabına göre 2020 yılında dolar 6 lira olacaktı. 2021 yılında 6,40 olacaktı. 2022 yılında 6,74 olacaktı. 6,74 2022 yılında. Şu anda dolar kuru ne kadar? Hemen ben buradan bakıyorum terminalimden ve doları 7,38 seviyesinde görüyorum. Bu arada bu da bankalar arası piyasadaki durum. Aslında arayıp bankaları sorduğum zaman ben 7,41'den satıyorlar doları. Bunu da size söyleyeyim şu an itibariyle. Şimdi 2022 yılında 6,74 bekliyordunuz. Biz herhalde bu hesaba göre 2025'e gittik. Dolar kuru zıpladı gitti 2025'e. İşte insanlar buna güvenmiyorlar. Bu açıklandığı zaman gene hatırlarsanız Sayın Ahmet Hakan konuk almıştı Sayın Albayrak'ı. Ve ben de demiştim ki ya bir kere de içinde akıl ve bilim olan bir program açıklayın ve bizi şaşırtın demiştim. Ondan sonra sevgili Ahmet Hakan, biz yıllarca biliyorsunuz Ahmet Hakan'la beraber çalıştık, seçim yayınları yaptık. Sayın Ahmet Hakan dedi ki, işte efendim Sayın Albayrak'ı eleştirenler aslında başarılı olacak diye korkuyorlar. Yani neden korkalım? Neden korkalım başarılı olacak? Bizim ülkemiz neden korkalım başarılı olacak diye. İşte o programın sonucu bu. 6,74. 2022'de bekliyorsunuz. İnsanlar neden dolar alıyorlar sorusuna birazdan ben size yanıt vereceğim. Ama hala almaya devam ediyorlar mı? Rica edelim Aydın arkadaşımızdan ikinci grafiğimizi göndersin. İkinci grafiğimiz hatırlarsanız size bir en son nerede bırakmıştım? Bayramdan önceki 4 günde bırakmıştım. Demiştim ki size o hafta demiştim. İnsanlar 4,3 milyar dolar döviz aldılar demiştim. Ağustos'un ilk haftası Merkez Bankası verilerine göre ilk hafta yani 7'siyle biten hafta insanlar 6,2 milyar dolar döviz almışlar. Bunlar yabancı değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayıp gidip TL verip dolar alan ve bunu da bankaya yatıranlar. İnsanların önemli bir kısmı bankaya yatırmıyor. Birazdan o olaya da geleceğim. Birazdan ona da değineceğim. İnsanlar banka kasalarına yatırıyorlar, evlerinde tutuyorlar. Bu bankaya yatırılan. Sadece 6 Ağustos günü 2,3 milyar dolar artmış döviz tevdiat hesapları. Bunlar Ahmet, Emin, Mehmet, Ayşe, Hatice ve Türkiye'de kurulu şirketlerin
bankaya yatırdığı döviz mevduatları. Yani dolar ya da euro ya da başka neyse. Bunu bankaya yatırırsanız. Onu biliyoruz. Kasaya koyduğunuz, yastık altında tuttuğunuz değil. Şimdi neden gidip bir günde 2.3 milyar dolar alsınlar? Ben size söyleyeyim nedenini. Çünkü insanlar bu ekonomi yönetimine güvenmiyorlar. İnsanlar Recep Tayyip Erdoğan yönetimine güvenmiyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimine güvenmiyorlar. Halk güvenmiyor. Sayın Albayrak'ın ekonomiyi iyi yönetebileceğine güvenmiyor. Güvenmiyor. Güvenseydiler TL'de kalırlardı. Şu anda Türkiye'de bankalardaki 100 birimlik mevduatın, tüm toplam mevduatların 52'si döviz. Halbuki bu 24'e kadar düşmüştü. 24'e kadar. Bu bize neyi gösteriyor? Bu halk öyle TL stabil kaldığı zaman, TL'de para kazanabildiği zaman, TL değer kaybetmediği zaman, ekonomi dengede kaldığı zaman bu halkın hiçbir zoru yok Türk lirasıyla. Ama insanlar tasarruflarını korumak istiyorlar. Korumak istiyorlar. Başka ne yapsınlar? Mecburlar tasarruflarını korumak istiyorlar. Tasarruflarını korumak için gidip dolar alıyorlar. Gidip dolar alıyorlar.